Dogecoin ile alakalı kafalarda şu soru var değil mi? Bak ben bir çekileyim. Şurada şu gördüğünüz mum var ya. Allah'ım ya Rabbim bu mum niye atıldı? Ve burada insanlar birliği gibi lik edildi. Bunun da altına imza atarım. Bu videomuzda sizlere bu mum neden atıldı ve Doge'de yaşanılacak olan olaylardan bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Mümkün oldukça en sade ve en kısa şekilde anlatacağım. O yüzden videoyu atlatmadan izlerseniz sevinirim. Bir beğeni de bu saatte sizler için bir video hazırladık. Atmayı unutmayın hemen geçiyorum. Twitter hesabımızı takip edenler hemen zaten konuya hakimdir değerli arkadaşlar. Dogecoin'in Doge-1 ay misyon adında bir tane fırlatma olayı vardı değerli arkadaşlar. Zaten parça parça bunlar otomatik olarak yazıldı. Şimdi bu normalde yani Doge-1 adı altında bir uzaya roket fırlatılacaktı. Bu 2022'nin ilk çeyreğinde düşünülmüştü. Fakat SpaceX'in belli başlı diğer fırlatmalarında sorunlar yaşandığı için bu birazcık ertelenmişti. Sonrasında bu konuyla alakalı yeni bir karar bugün ortaya çıkıyor. Bundan 20 dakika önce mi işte yarım saat önce mi ne büyük ihtimalle. Ve piyasalara bu haber sürülüyor. 15 ile 20 Kasım arasında bu fırlatma görevi yapılacakmış arkadaşlar. Bunun da amacı şu ayın etrafında dönecek olan Doge 1 misyonu içerisinde 40 kilogram ağırlığında bir küp uydusuyla yerleşik sensörler ve bir kamera kullanarak ay ve uzaydan bilgiler toplayacak geri gelecek. Bunun adına da Doge 1 misyonu diyorlar arkadaşlar. Hemen grafik ekranı üzerine şöyle bir gelelim. İşte bu haberin çıkmasının hemen arkasından da şurada görmüş olduğunuz üzere deli gibi patır patır long işlemleri patlattılar. <laughs> Nasıl patlattılar diyebilirsiniz. Şimdi bu haber çıktı mı zaten şurada u açıyorlar. Yüksek kaldıraç açtıklarından dolayı şurada da girenler oluyor patır kütür haldır şaldır hepsini indiriyorlar Arkadaşlarımıza şöyle aldığımızda bir üçgenimiz var şurada bayrağımız var görüyorsunuz arkadaşlar bu üçgen olarak söyledim sizlere kafalar karışmasın diye bunun içerisine zaten kademeli olarak gidiyordu ve ilk destek noktası olan 0.072 seviyelerinden de alıcılarını buldu hatta şu noktalara şöyle bir baktığınızda bu destek noktasının biraz kalın olduğunu görüyorsunuz bunları ben çekmiyorum bunlar otomatik indikatör tarafından çekiliyor ve oranın işte alıcısı veya satıcısına bağlı olarak eğer çok alıcı varsa Thank you. kalınlığı ona göre büyük oluyor. Şimdi bu haberin tarihi tabii ki de birazcık uzun süreli olduğundan dolayı bu kademeli olarak yükselecektir. Yani bugün evet bu haber çıktı. Piyasadaki insanlar hemen işlemlere girdiğinden dolayı hop, yukarı yönlü hareket etti. Bu e, atılan hani ilk başta gösterdiğim o yeşil iğneler kafanızı karıştırmaz. Ama bu haberden sonra şu alan var ya bakın tam şurada göstermiş olduğum alan basit bir şekilde kırılacağını düşünüyorum. Sadece karşımıza çıkacak olan nokta 0.095 seviyeleri arkadaşlar arkadaşlar. Bu seviyeler bizim için gerçekten daha doğrusu Dogecoin için çok önemli bir direnç noktası. Buralardan gerçekten 2-3 defa test edildikten sonra kırılacağını düşünüyorum. Zaten RSI'ye da şöyle bir baktığınızda ve aşağı indikatörlere de baktığınızda da zaten RSI 50'den yine reddini alacaktır ve 70'e doğru bir yolculuğa ufak kademeli olarak başlayacaktır. Şu e, bu haberden sonra hani piyasadaki hareketliliğe çok fazla şey yapmayın, kapılmayın, uçacak kaçacak kafalarına girmeyin. Hani evet bundan sonra roketleyebilir ama bu haberin birazcık tarihi ileri zaman olduğundan dolayı hani kademeli olarak bunu alırlar. Boş boşuna paranızı like etmeyin. Bunlarla alakalı anlatabileceklerim bunlar yine kafanıza takılan herhangi bir şey yorumlardan yazmayı bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi